Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Centered Core programıyla her hafta olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz daha farklı bir formatla az sonra göreceğiniz üzere sizlerle birlikteyiz. Masamızı kaldırdık. Oldukça kalabalık bir grubu ağırlıyoruz ve İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi bildiğiniz gibi Dünya Liseler Arası Tenis Şampiyonası'nda kızlarda dünya şampiyonu, erkeklerde dünya üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttık. Ege Bekgoz, 15 yaşındayım. Hazırlık sınıfındayım. Önce biraz tedirgindik. Zor rakipler vardı. Sonra işte oynaya oynaya alıştık. Galibiyetler gelmeye başladı. Biz de inandık yani. İlk üçe gireceğimize inandık. Yarı finalde böyle şanssız bir rakip, yani en güçlü rakiple oynadık. Ve kaybettik onları ama üçüncü olduk. Gururluyuz. Sibel Atasoy bizlere Antalya'nın programına verdi. O konuşurken de masamıza iki tane kupa geldi. Sporcuları ağırlıyoruz demiştik. Yanımızda hemen Buket'in yanında sporcular var. Onlarla konuşmaya başlayacağız. Her birinin tabii bir kendi başarı hikayesi var. O hikayeleri dinleyeceğiz. Buket, pası sana atalım. Sen başla, sonra devam edelim. Ege, yanılmıyorsam evet, değil mi? Ben Ege. Ege, sen mesela bizi izleyen gençlere tenisi önerir misin? Öneririm çünkü mesela futbolda bazı sahalar gerekiyor ama teniste her yerde bulabilirsiniz. Tenis her yerde oynayabiliyor muyuz gerçekten? Yani biz tamam İstanbul'dayız, evet, İstanbul'da farklı noktalarda tenis kortları var. İstek Vakfı Kemal Atatürk Anadolu Lisesi Avustralya'da yapılan turnuvada erkek takımı da Yeni Zelanda'yı mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Onlara da büyük bir alkış. Mikrofon bir alkış alalım. Bir dünya üçüncülüğü, bir dünya şampiyonluğu. Tebrik ediyoruz. Bu arada uygun görürseniz biz size bir imzalı top getirdik. Harika. İzniniz olursa onu vermek istiyoruz ama. Ne demek? Büyük bir voley, ha, tenis topunun büyüğü zaten voley. Evet. Ha, tenis topunun büyüğü mü? Sembolik. Evet. Ama bunu